Evet. Merhabalar. Merhaba Fikret abi, hoş geldin. Haluk'cum merhaba, hoş bulduk. Kusura bakma, sistemde bir sıkıntı oldu. Önemli değil ya. Yaşlılık Oldu diyelim, diyelim. beceremedik diyelim. Yok, becerdiniz zaten. Daha gençsin. Bu arada abi 2 gün önce yaş gününde kutluyoruz. Teşekkür Allah uzun ediyorum, sağ ömür ol. versin. Teşekkür. Sizlerle birlikte olmak da keyif. Manzara süper. Arkada her zaman olduğu gibi Atatürk var. Siz... Olmazsa olmazımız biliyorsun. Evet, onu soracağım zaten. Fikret abi, şimdi önce böyle bir rahat rahat başlayalım, sonra resmi sorulara geçeceğim. Şimdi sizle ilgili önce düşüncelerimi bir anlatayım, böyle konuklarımı anlatayım. Yıllar önce, bundan yaklaşık 20 yıl önce biz Antalya'ya o zamanın federasyon başkanı Mümtaz Tancıoğlu ile birlikte Dünya Rally Şampiyonası'nı getirme planları yaptığımızda, ki arkasından Formula 1 gelecekti o işin. Antalya bu işin için en iyi destinasyon, kemerde en iyi noktaydı. Çok uğraştık ama o dönemde çok zorlanmıştık. Hakkını vermek lazım. Menderes Sürel o zaman Ticaret Odası Başkanı'ydı. Çok destek oldu. Kemerde de ilk başta pek inandıramadıydık turizmcileri ama siz o kadar çok sahiplendiniz ki, hem kurum olarak. Buradan da Gürüş'e, sevgili patronunuz İdris Yaman Türkiye'de saygılar sunuyorum yani. Sahiplendiniz sporu o dönem. Harbiden de el birliğiyle Türkiye'ye getirmiştik. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ben de yeriniz ayrıdır yani. Çünkü Dünya Rally Şampiyonası dünyanın önemli organizasyonlarından biri. Elimizde tutamadık ama şimdi tekrar Marmaris'e geldi. Önemli olan ülkemizde olması diyelim. Onun Yani dışında siz... o günün şartlarında şirketimizin de bu konudaki tabii desteği çok önemli. Gürüş orada desteği verip parayı ön planda tutmadan böyle bir organizasyonun Türkiye'ye, Antalya'ya, Kemer'e gelmesi hususunda o Kemer'in doğasının gösterilmesi ve Miraç Park'ın o günün şartlarındaki imkanları aşağıda tesisin alt tarafındaki toplantı salonları çok son dönem büyük donanımlarla dağların tepesindeki araçların hareketlerinin Evet. izlenebileceği bir ortam oluşturulmuştu. Evet. Vallahi elinize sağlık. Cidden o, sizle ilk o zaman birebir çalışma şeyimiz olduydu. Ne kadar titiz ve değerli bir çalışma olduğunu en yakından bilenlerdensiniz. Şimdi sizi bilmeyenler içiniz, yani Kemer Tanıtım Vakfı'nda yönetim kurulundasınız. Antalya Tanıtım Vakfı'nda görev yönetim kurulundasınız. Aktop'ta yönetim kurulundasınız. Çok faal bir şekilde bunlara devam ediyorsunuz. Oralara geleceğim. Bir taraftan her Türk'ün olması gerektiği gibi iyi bir Atatürkçüsünüz. Orayı birazdan onu da soracağım. Bunun dışında spora da meraklısınız. Ben Beşiktaşlıyım. Sizin patronlar da Beşiktaşlı ama siz de iyi bir Fenerlisiniz. Onu biliyorum yani. Önce bu kıymetli atamızdan bahsedelim. Ya ben otele her geldiğimde böyle önemli günlerde öyle Atatürk köşesi var, Atatürk'le ilgili çok önemli şeyler yapıyorsunuz. Biraz bundan bahseder misiniz? Yani bu bir ayrıcalık değil, bu olmazsa olmaz olması gereken bir konu. Çünkü bulunduğumuz vatanı, bulunduğumuz toprağı, bu ülkeyi, hayatımızı, yaşamımızı, Türklüğümüzü, her şeyimizi Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bu konuda sadece benim değil, tüm turizmcilerin, herkesin aynı özveriyi gösterdiği kanaatindeyim ben. Biz Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini kendimize şiar edinip yurtta turizm, cihanda turizm diyerek bir yola çıktık. Bu çerçevede dünyanın bütün ülkelerini Türkiye'ye, Antalya'ya, Kemer'e getirebilmek için, Antalya'ya getirebilmek için hepimiz elimizden geleni yaptık. Ben bir asker çocuğuyum. Küçüklüğümden doğumumla birlikte başlayan askerlerin içerisinde büyümek, onlarla bir arada olmak, okulda bize verilen eğitimler çerçevesi içerisinde İşte andığımızda başlayan. Öyle yetiştik, öyle gördük. Bizim için Türkiye, Türklük, bu vatan, bu topraklar, misak-ı milli sınırlar içerisinde yaşayan herkesin bazı değerlere sahip çıkması gerekiyor. Bu değerlere sahip çıktığınız zaman bir şekilde var oluyorsunuz. Birlik, beraberliği biz çok özel günlerde, çok özel zamanlarda hiçbir şekilde dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın, ki Atatürk de o dönemde yapmamış, bu ülkeyi hep birlikte kurtarmışlar.
Biz onların bize bıraktığı bu mirasa sahip çıkmaya çalışıyoruz. Atatürk bunu bir dönem bize emanet etmişti. O zaman Ey Türk Gençliği diye başlıyordu. Evet. Şimdi biz genç değiliz. Şimdiki gençlere aynı şeyi, Atatürk'ün gençliğe hitabını ben her fırsatta tüm gençlere bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Buraya sahip çıkacağız. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Bir tek Türkiye var. Belki onun ferdi. Kesinlikle elinize de emeğinize sağlık. Çok Ya, keyifli oluyor. takım konusunda söyledin. Evet, ben Fenerbahçeliyim. Ama şirketimin sahipleri, Gürüş Holding yönetimi, Beşiktaş'ın divan başkanı, patronumuz Tevfik Yaman Türk. Bu sadece takımdaş olmakla kalmıyorlar. Mesela satrançta Türkiye Satranç Federasyonu'na sponsor olmak, Beşiktaş'a sponsor olmak gibi sponsorluk faaliyetlerinde gençliğin kahvelerden kurtulması, sokaklarda geçirmemesi için sporun her dalına gerekli her türlü desteği her zaman veriyorlar ve bizi de o konuda özgür ve serbest bırakıyorlar. Ben onlardan almış olduğum yetkiler çerçevesinde ve onların demokrasi anlayışıyla, bende de çok çalışan Galatasaraylı var, Beşiktaşlı var. Yani özellikle etrafımdaki çok sevdiğim, değer verdiğim dostlarım, arkadaşlarım, kızım, yani onlar da herkes takım tutmakta serbest ama ben iyi günde kötü günde Fenerbahçeliyim. Ve diğerleri diyorum arkadaşlara, patronlarım da bana bu konuda hoşgörü gösteriyorlar. Özgürce düşüncemi ifade edebiliyorum. Sadece takımda değil, her konuda. Süper. Sonra bir ara da vakit kalırsa şu sizin tavla muhabbetlerini bir konuşuruz yani. O da bir efsane bir iş yani. Buradan Aziz abiye ve Osman Ağa'ya da selamlar olsun yani. Onu bir efsanedir o sizin tavla muhabbetleri. Şimdi Fikret Yani abi. başkan olarak Osman Başkanımız bizden yaşça büyük. Aziz Bey'in tabii konum ve sorumlulukları var. Bu konuda mütevazilik yapmayacağım. Onlar gelip benden gerekli dersleri bir şekilde alıp kendileri uygulamaya koyuyorlar. Bu arada çok değerli abi Metin Çeker de yayına girdi. Ona saygılar ve selamlar söylüyorum. Benim de çok çok Federasyon. sevgilerimi Banu Hanım'a, Metin Bey'e çok Evet, sevgilerimi onların lütfen. bu ülkeye yaptıkları emekler çok büyüktür otomobil Mümtaz Bey, sporda. Mümtaz Tayıncıoğlu. Mümtaz Tayıncıoğlu. Evet, saygıyla onlara da buradan selam olsun. Şimdi Fikret abi, önce şeyi soralım. Siz de yıllardır turizmin içindesiniz. Zaten mühendislikten geldiniz turizmin içerisine ama Umarım. pardon mimarlıktan önemli yani kemerde de önemli bir tesistir yöneticilik yaptığınız tesis. Hiç böyle hiçbirimizin yaşamadığı bir pandemi süreci yaşadık. Siz de böyle radikal ve gerçekçisinizdir genelde iş hayatınızda da. Pandemiyi siz nasıl değerlendirdiniz? Yani nasıl geçti bu bir yıla yakın süredir? Sonra tabii bir 2020 değerlendirmesine gireceğim ama siz şahıs olarak neler öngördünüz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ben sadece Tesisin Miraç Park Resort'un yöneticiliği değil, başta da belirttiğiniz gibi Akdeniz Turistik Otelciler Birliği'nde de yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyorum ve Türkiye Otelciler Federasyonu'na bağlı olarak hareket ediyoruz. Biz yani böyle bir gecede her şey değişti. Yani bir anda gördüğümüz, takip ettiğimiz pandemi diye televizyonlardan izlediğimiz olay Mart ayının başında bir anda Türkiye'ye de girdi kapılardan, sınırlardan. Otelciler Birliği'nin yönetimi olarak biz sürekli toplantılar yaparak, TÜROFET'in, AKTOB'un yöneticileri, turizm sektöründen gelen tesislerin mal sahipleri ve yöneticilerden oluşuyorlar. Biz neler olur, neler olabilir, ne yaparız, ne şekilde hareket ederiz, hiç bilmediğimiz bir konu. Kendimizi korumak zorundayız. Otelde çalışan personelimizi korumak zorundayız ve otelde ağırladığımız misafirleri korumak zorundayız. Mart ayı da turizmin kış sezonu dediğimiz sezonun içerisinde olduğu için bir ufak bir panik olayı bir şekilde yaşandı. Bu panik şöyle bir şey olursa ne olur? Yani önce tesisin ismini düşünüyorsunuz, markayı düşünüyorsunuz, sağlığınızı düşünüyorsunuz. Ölenler var, böyle gösterilen videolar, video filmler, işte hastanelerin durumları böyle çok korkunç ve bir panik havası içerisinde. Biz de misafirlerimize bir zarar gelmesin diye önce Tesis Otelciler Birliği yönetiminde alınan kararlarla tesislerin kapatılmasının sağlıklı ve doğru olacağı kanaatine karar verildi. Biz kendi yönetimimizle de bu konuda konuştuk. Yönetimimiz bu konuda bizi
Yani mevcut cephede olan sizsiniz, oranın durumuna göre hareket edersiniz denildi ve nitekim bir savaş ortamı gibi bir kriz ortamı oluştu ve biz Mart'ın 12'si gibi oteldeki mevcut misafirlerin son misafirin çıkış tarihi bizim 11 Mart akşamıydı. Acentalarımızla da görüşerek, uçaklarını temin ederek bazı misafirleri daha önceden almak koşuluyla tesisi boşalttık. Bir kapanma moduna girdik ve tesisi kapattık. Herkes gitti. Biz burada oteli korumak, kollamakla görevli olan güvenlik ve yönetim kademeleriyle tesis içerisinde kaldık. Ondan sonra da Otelciler Birliği ile yönetim ve sürekli yapılan görüşmeler, bu konuda Sayın Turizm Bakanımızın gösterdiği özveriyi, Sayın Aktop Başkanı, TÜRFET Başkanı'nın gösterdiği özveriyi hiç kimse inkar etmesin. 7 gün, 24 saat, gece Evet. gündüz burada Antalya'da olan her şeyi biz, herkesin bölgesi var. Aktop yönetimi bölgelerden oluşuyor. Biz Kemer bölgesindeki otelciler olarak buranın sorunlarını, problemlerini başkanımıza aktardık. Başkanımız saat ve zaman mefhumu olmazsa olmadan Sayın Bakanımızla görüştüler. Sorunlarımızı, problemlerimizi tek tek aktardık. Devlet bu konuda çok ciddi destekler gösterdi. Bilinmeyen, hiç kimsenin bilemeyeceği, elle tutulmayan, gözle görülmeyen oteller kapalıyken de biz bekleme moduna girdik. Sınırlar kapandı, kapılar kapandı, uçakların geliş gidişi engellendi. Sağdan soldan duyduklarımızla hareket ediyorduk. Biz Mart, Nisan, Mayıs aylarını tesiste hem tesisi koruyup kollamak hem de kendimizi karantinaya almak koşuluyla geçirdik. Temmuz sonu, Ağustos başı gibi işte gelişmeler sonucu Rusya'nın Ukrayna'nın açılabileceği durumlar söz konusuna geldi. Kemer bölgesi ağırlıklı Rus pazarıyla çalışıyor. Alman, Hollandalı ve İngiliz turistler de geliyor ama ağırlıklı Rus ve bizim tesisimizde bu dönem, geçtiğimiz dönemler Ruslarla çalıştığı için biz ne yaparız, ne ederiz diye düşünürken Temmuz'un 13'ü gibi nereden geldiğini bilmiyorum. Ben Covid'e yakalandım. İşte test yaptırdık. Kontrollerimizi yaptırdık. Testimiz pozitif çıktı. Bir hafta hastanede kaldım. Pozitif çıkmadan önce de Sayın Osman Başkanım'la yine bu turizmle ilgili konuları filan görüştüğümüz, konuştuğumuz bir toplantı olmuştu. Tabii kimlerle temas ettiniz diye sorduklarında mecburen temas halinde olduğumuz için başkanımızın ve onun yanındaki arkadaşların isimlerini verdik. Temaslı olarak başkanımız da kendi tesisinde karantinaya, zorunlu karantinaya girdi. Yakınındaki arkadaş onda pozitif çıktı, o da evinde karantinaya girdi. Ben de çıkınca o döneme kadar yakınımızda hiç kimse de böyle bir olay olmamıştı. Evet, ilk sizde duyduk ya. İlk Evet, sizde duyduk. Aynen. yani ben işte ekibime öncülük yapmak için, turizme öncülük yapmak için bu nedir, ne değildir, yani nasıl bir şey, işte gelenlere ne yapacağız, ne edeceğiz, COVID'i de yakından bir o var geçmemişti başımızdan. Onu da geçirdik. Hastane sürecini yaşadım. Gerçekten sağlık çalışanlarına, kardeşlerim hekim ama birebir bunları yaşadım. Bunlar böyle söyleniliyor ama bunu yaşayarak görmek lazım. Sağlık çalışanlarını, hemşiresinden oda temizleyicisine kadar, doktorlarına kadar herkesi onları ayrı bir yere koymak gerekiyor. Çünkü Kesinlikle. başkası için kendi canınızı ortaya koyuyorsunuz ve bunun sonu yok, yani bunun sonu cana mal oluyor. Ben buradan bu vesileyle senin sayende kardeşlerim, yeğenlerim olmak üzere, eş, dost, arkadaşlarım olmak üzere çok sevdiğimiz, çok güzel doktor arkadaşlarımız var. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ve minnetlerimizi turizmciler olarak aktarıyorum. Evet. 2021'in diğer yılların onlar için mutlu olmasını istiyorum. Ve biz Temmuz ayının sonunda Ağustos başı Kurban Bayramı'ndan sonra tesisi açma kararı verdik ve 10 Ağustos'ta tesisi açtık. Tesisi açmadan önce işte Aktop, TÜRFET ve Bakanlık arasındaki görüşmeler sonucunda güvenli turizm sertifikası adı altında tesisleri yaklaşık 175 maddeden oluşan, tesisin her tarafını kontrol altına alabilen, her şeyi kontrol altında tutan, kapıdaki güvenlikten kademe kademe bir süre sonra HES kodu çıktı mesela. Şimdi tesise Evet. HES kodu olmayan kimseyi almıyoruz. Bizim almadığımız gibi şeye, bankalara, devlet dairelerine, alışveriş merkezlerine de HES kodunuz olmadıktan sonra bir şekilde giremiyorsunuz. Biz Ağustos'tan Kasım'ın 20'sine kadar, Kasım'ın 20'sinde tekrar canlandı. Otelimizin kapasitesini %50 mertebesinde ben ve açmış olan tüm tesisler
bakanlığın belirlemiş olduğu sertifika veren, güvenlik sertifikası veren denetimci firmalar ki bunların denetmenleri kalite yöneticilerinden oluşuyor, gıda hijyencilerden oluşuyor ve teknik elemanlardan oluşuyor. Otellerimizin, tesislerimizin her tarafını test ettiler. Sırayla tesislerin hepsi güvenli turizm sertifikasını aldı. Güvenli turizm sertifikası almayan tesisler hizmet veremediler. Onlara açma izni verilmedi. Biz bu sertifikayı aldık ve yaşadık. Ben çalışan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Geliyor abi. Şu anda geliyor. De az önce kesildiydi. Şimdi daha iyi. Yani bu güvenlik sertifikasıyla çalışanları da kalibre ettik. Onları da bir şekilde eğittik. Nasıl ne şekilde davranması gerektiklerini. Restoranlardaki bütün büfelerin önlerine koruyucu separatörler oluşturduk. Misafirlerin çatal, kaşık, bıçak ve tabaklara dokunmamalarını sağladık. Oteller güvenli mekanlar. Yani bize gelen ve birçok tesiste tatillerini yapan, tatil ihtiyacı olan ve evinde bunalan misafirler otellerde gerçekten çok sıkı ve önemli güvenlik tedbirlerinin alındığını gördüler. Ve şu anda da Almanya'dan, İngiltere'den, Ukrayna'dan, Rusya'dan bize telefon açıp ne zaman açacaksınız, ne zaman açacaksınız, gelelim diye soranlar var. Yani başarılı bir dönem geçirdik. Bu dönemdir yine söylediğim gibi bakanlığın sürekli haftalık hatta günlük anlık değişen genelgeler vardı. Yani bunu kararnameler şeklinde Evet. değil, genelgeler şekline çevirdikleri için Sayın Bakan sektörden gelen değerlendirmeleri, talepleri hemen ilgililerle görüşüp bir genelge ve kararname çıkartarak uygulamaya bu şekilde girilmiştir diye kim, nasıl, nerede, ne şekilde davranacak, neler yapılacak, ne olacak, işte bir takım destekler verdiler tesislerin yaşaması için. Banka kredileri, sosyal sigortalar primlerinin alınması, ecimesillerin ertelenmesi, yani devletin yatırımcılardan alması gereken bir takım şeyleri bu beklentiyle açamayan tesisler, kapalı tesisler, açıp da sıkıntıda olan tesisler, gelemeyenlerin parasını iade eden tesisler bu destekler sayesinde kendilerini bir parça daha rahat tuttular. Biz 2020'de yaşadıklarımız bizim için bir tecrübedir. 2021'e hazır vaziyette bekliyoruz. Oraya geleceğim. Şimdi Fikret abi bir şey soracağım. Şimdi güzel de anlattınız. Şimdi bu güvenli biliyorum buradan da hakkını vermek lazım. Erkan Başkan, Turofet Başkanı, Surur abi, diğer STK'lar bu güvenli sertifika programı ile ilgili çok çalıştılar. Bakan Bey de zaten sektörden olduğu için Türkiye çok hızlı hareket etti bu konuda. Ve bence yani sizden onu da duymak istiyorum. Tesisinizi açtınız çünkü. Hem tesis olarak büyük bir tecrübe edindik, hem ülke olarak gelen müşterilerimiz dedi ki yani buralar bizim evimizden, mahalleden, sokaktan çok daha güvenli dediler. Sanırım bu da 2021'de bizim için büyük bir fırsat yaratacak diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Tabii 2020'de yaşadıklarımız 2020'nin uygulama alanı olacak. Yani biz bu konuda sezonumuz bizim turizm sezonu 1 Nisan'da başlıyor Antalya yaz sezonu dediğimiz. Kış sezonu yani bizim kongrelerimiz var. Kongreler nedeniyle eğer kongrelerin tekrar yapılabilirliği söz konusu olursa ki biz kapatmadan önce Kasım ayında Antalya'da Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. 800 kişilik bir diş implant kongresini toplantı salonunda minimum 40 yani 1700 kişilik salonda 40 kişiyi bulundurarak konuşmacılar, hocalarla 630 kapasiteli tesisimiz bütün odalara canlı yayın yaparak misafirleri hem tatil hem dinlence odalarında da konularıyla ilgili konuyu altyapımız buna müsait olduğu için İlk defa bir olayı gerçekleştirdik. Bu bizim için ilk olduğu için, Türkiye için, bölge için de bir ilkti. Çünkü sosyal mesafe kuralları gereği insanlar birbirlerinden çekiniyor. Yani anne Evet. baba, baba kız, çoluk çocuk dışarı giden, okula giden ki değişik ülkenin, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen Ankara'dan, İstanbul, İzmir, Edirne, Yozgat, Sivas, her yerden doktor, diş hekimi arkadaşlar vardı ve bu implant malzeme satanlar, uygulayanlar.
burada bir eğitim sürecini hiçbir tane Allah koruduğu bir tek hasta, bir tek bulaşı olmadan atlattık. Biz Bravo. Yine tesis içerisinde pandemi gereği, o güvenli sertifikası gereği karantina odalarımız var mesela. Ateşi yükselen, hastalanan, test sonucu pozitif çıkan Türkleri hemen evlerine gönderiyoruz. Ama uçak saati olmayan, uçağı olmayan yabancıları burada ağırladık. Görevli arkadaşlarımız yine hemşireler gibi o katlara belirli saatlerde girdiler. Yemeklerini, yiyeceklerini, içeceklerini verdiler. İki günde, üç günde bir onların dışarı çıkarmış oldukları çarşaflarını bir şekilde hijyen ortamlarında aldık. Yani çok tesis içerisinde bir bulaş söz konusu olmadı ama mecburiyetten dolayı evlerine giden bazı arkadaşlar, işte çocukları okuldan getirenlerle, yani 3-5 tane vakayla biz bu süreci atlattık. Sonuçta biz 630 odalı bir tesisiz. Mart ayı olduğu için biz kışın 300 çalışma arkadaşımızla böyle bir olaya yakalandığımız için personel çıkartmak yasak, işten çıkartmak yasak. Bir de kış kadromuz buydu. Biz çünkü yazın 500'e kadar çıktığımız için biz o 300 Fikret taban Bey, araya gireceğim. Personelle ilgili şey yaptığınız için bunu biraz açmak istiyorum. Ve lütfen bahsedin de. Siz hem kişi olarak personele, eğitime çok önem verirsiniz. Kurum olarak da veriyorsunuz biliyorum. Ve sizin yanınızdan da bir sürü ayrılan yardımcınız arkadaşlar şimdi maşallah üst düzey diğer kurumlarda yöneticilik yapıyor. Şimdi zamanında Anextur'un CEO'su Neşet abiyle de konuştuğumuzda o da Türkiye'deki bizim şu anda en büyük önümüzdeki tehlike personelimizi korumak ve bunları önümüzdeki yıllara taşımak diye bahsetmişti. Bu personel konusunu biraz daha açın lütfen. Hem siz kendi politikalarınızı anlatın hem de ülke olarak ne yapmamız gerekiyor? Biraz görüşlerinizi almak istiyorum o konuda. Vallahi turizm otelcilik okulları hızlı bir şekilde yaygınlandı. Buradaki tek sıkıntı turizm otelcilik okullarından mezun olan arkadaşlar hemen okuldan mezun olur olmaz işte doktor gibi, diş hekimi gibi tanımlanmış meslek grupları olan mühendisliklerdekiler gibi hemen müdür, şef, genel müdür, genel müdür yardımcısı olmak istiyorlar. Anneler babalar da çocukları turizm otelcilik kazanınca işte bizim oğlan otel müdürü olacak, bizim kız otelde işte müdür olacak deniliyor. Yani bu sadece turizmde değil, hiçbir meslek dalında öyle değil. Yani dirsek çürütmeden, yani ben bu tesise çok emek verdim. 35 yıldır aynı firmada çalışıyorum. Yürüyüş Türkiye'nin en büyük sayılı firmalarından birisi. Bulunduğum noktaya saha mühendisi olarak girdim, kademe kademe şantiye şef yardımcısı oldum, şantiye şef oldum, proje müdürü oldum. Bu oteli yaptık, bitirdik. Bu otelin çok saygın, çok değerli, sektöre çok emek vermiş. Burada isimlerini anayım. Subutay Gönen, Birol Kaymaz, Edip Soyak. Bu sektörün çok baba ve büyük yöneticileridir. Onlarla birlikte bu tesiste çalıştık. Bir taraftan inşaat yaptık, bir taraftan onlardan turizmi öğrendik. Hepsini minnet ve sevgiyle anıyorum ve sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum kendilerine. Günü ve zamanı geldiğinde yönetimim beni buraya oturttuğunda mimardan genel müdür olmaz diye sektör içerisinde bir takım sesler çıktı. Sonuçta ben bir yöneticiyim. Yani mimarlık değil, yöneticilik yaptım. Ama buna rağmen yine de sektörü küstürmemek adına turizm otelcilik üniversite sınavlarına girdim, kazandım. Turizm otelciliği de okudum, diplomasını da aldım. Yani diplomalı bir turizmci olarak konuşuyorum. Onu da belirteyim. Genç arkadaşlar biraz sebatkar olmaları gerekiyor. Bu iş insan sevgisiyle oluyor. İnsan sevmeyen turizmi yapamaz. Bu garsonundan komisine, bulaşıkçısına, steward'ına, katlarda çalışan meyitleri arkadaşlarımıza, her birim, yani biri bir diğerinden ayırt etmiyorum. Turizmi sevmeyen turizm yapamaz. İnsan sevgisi olacak bu işte. Ve her meslekte olduğu gibi mesleğinizi seveceksiniz. Ben Miraç Park büyük bir tesis, kurumda insana değer veriyor. İnsan kaynakları departmanı eğitimle ilgili, yöneticilerimiz insanın eğitimiyle ilgili özen gösteriyor. Turizmde yani Türkiye'de işsizlik var deniyor. Gençler iş seçiyorlar. Yani istediği pozisyon, istediği şey olmadığı müddetçe bizim zamanımızda yani iş bulabilmek bir şey. Evet, Türkiye'de bir işsizlik var. Ama biz çalıştıracak konu eleman ithal etmeye çalışıyoruz.
Yani bu gençler biraz sebat edecekler. Ben birlikte çalıştığım departman müdürü ve yönetici arkadaşlarımın, departman müdürlerimin hemen hepsine siz benim yardımcımsınız. Hangi birim olursa olsun dedim. Birlikte çalıştığım birçok departman müdürü arkadaşım genel müdür yardımcılığı statüsüne geldikten sonraki genel müdür yardımcıları genel müdür yokken tesise vekalet etmek durumunda olan insanlar. Bütün yardımcılarım, birçok departman müdürüm şu anda Antalya'da birçok tesiste genel müdür olarak görev yapıyorlar. Ben bundan keyif alıyorum. Burası bir okul. Sadece benim tesisim değil. Bütün tesislerimiz birer okul. Burada yetişiyorlar, yetişecekler, öğrenecekler, biraz sebat edecekler. Milyon dolarlık tesisleri gençlerin kişisel kaprisleri uğruna riske etmenin hiçbir şeyi yok. İnsana değer vermek çok önemli. Biz yöneticilerimiz bize nasıl davranıyorsa, patronlarımız bize nasıl davranıyorsa, biz de alt kadrodaki arkadaşlarımıza aynı şekilde davranıyoruz. Onlara sevgi, saygı gösteriyoruz. İş kanununa uymalarını gösteriyoruz. Mesleklerini en iyi şekilde yapabilmelerini, misafire en iyi şekilde hizmet etmeleri için elimizden geleni yapıyor. Çünkü okul sadece bir şey veriyor, titr veriyor, bir diploma, bir kağıt veriyor. Yaşayarak, görerek, hayatı çalışarak öğrenmek zorundalar. Herkes bulunduğu yerde sorunun bir parçası değil, çözümün bir parçası olacaksın diyen büyüğümüzün bize söylediği gibi çözüme parça olabilmek adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Peki abi, başka bir konuya geleceğim. Bu sene siz de açtığınız için tesis, bir de derneklerde, birliklerde göreviniz var. Benim gördüğüm kadar, bunu 3-4 yayında soruyorum bütün konuklarıma. Türkiye bu sene şöyle bir, yani kötünün iyisi, biraz da bardağın dolu tarafından bakmak lazım. BDT ülkelerinden olsun, İngiltere'den olsun, hiç Türkiye'ye gelmemiş konukları ağırladık yani. Ve bunlara Türkiye'yi tanıtma imkanımız oldu. Ve memnun ayrıldılar diye düşünüyorum. Ve seneye de bu insanların geleceği konusunda benim bir öngörüm var. Siz ne düşünüyorsunuz? O konuda haklısınız. Yani Türkiye sadece deniz, güneş, kum değil. Türkiye'de çok ciddi bir tarih var. Tarihsel boyutta sadece Avrupalılar eskiden hep tarihi değerlerimizi görmek için geliyorlardı. BDT ülkeleri, kendi ülkeleri çok soğuk olduğu için buradaki ağaçları, çiçekleri, böcekleri, oteli, denizi, güneşi görmek, görmedikleri güneşi görmek için burayı tercih etmeye çalışıyorlar. Yani destinasyon olarak rakiplerimizden işte Mısır, İspanya, Yunanistan var. Oralar uzak, biz yakınız. Ve tesislerimizin hepsi çok yeni. Bizim hiçbirimizin birbirimizle rekabet etmelerine gerek yok. Yeni yapılan tesisler son derece donanımlı tesisler. Hem içeride hem dışarıda. Yani sadece BDT ülkeleri değil, bu iç pazar için de geçerli. Yani bizim okullarımızın açılış tarihi, kapanış tarihi ve çalışanlarımızın izin durumları göz önüne alındığında hani bir dönem işte yabancıya ucuz, yerliye pahalı gibi bir takım şey. Öyle bir şey yok aslında. Bunu çok iyi irdeleyip incelemesi gerekiyor misafirlerin. Tesis, bu pandemi nedeniyle tesislerin hepsi boş. Kapalı zaten. Ama Evet. pandeminin olmadığı dönemlerde biz 12 ay açık, 12 ay hizmet veren bir tesisiz. Kış geldiği zaman personelimiz 500 kişinin 200 kişisini mecburiyetten yani misafir yok, evlerine göndermek durumunda kalıyoruz. İç pazar işte emeklisi var, memuru var, fiyatlar, şartlar ona göre. Tabii onlar da denize girmek, güneşten faydalanmak için istiyorlar ama yani biraz da dinlenmek, kafayı dağıtmak, enerji toplamak, Antalya'nın güneşi her zaman var. Vücuda D vitamini alabilmek için tesislerin kış imkanlarından, kış fiyatlarından faydalanıp buralara mutlaka gelmeleri gerekiyor. Biz gerçekten bu pandemi döneminde yapmış olduğumuz hazırlıklarla çok ciddi kazanımlar elde ettik. Ve bu kazanımlar bizim tecrübemizdir. Biz bunları 2021'de hemen hızlı bir şekilde tesislerin açılacağı dönemde tekrar denetim firmalarına başvurarak kapatırken kapatıyoruz diye başvurduğumuz için tesisimizi açıyoruz diyeceğiz. Yeniden bizi gelecekler, bakacaklar sosyal şartlarımızı, fiziki şartlarımızı, personelimizin durumunu kontrol edecekler. Yani burada şu an bütün dünyada hızlı bir şekilde başlayan aşılanma kampanyaları var. Bu Evet. aşıları hızlı bir şekilde yapıyorlar. Aşı olanlar ben nasıl olsa aşı oldum diye bu güvenceyle hemen tatile çıkmaya hareket edecekler. Biz de kabul edeceğimiz, karşılayacağımız misafirlerimizi
Yani benim gibi COVID olup da aşıya ihtiyacı olmayanlar değil ama hizmet sektöründe çalıştığımız için gelenlere daha sağlıklı hizmet verebilmek ve kendilerini düşünebilmek açısından turizm sektörü çalışanlarının da öncelikler arasına alınması, ki bunu büyüklerimiz düşünüyorlardır. Önce sağlık öncelikler var. Biz bu önceliklere saygılıyız ama Türkiye turizminin de ülke açısından öncelikleri var. Bacasız sanayi dediğimiz bu sanayiyi çalışır ve canlı tutabilmek için yapılması gereken ne varsa onu yapmak zorundayız. Çünkü mühendis mantığıyla hareket ederseniz bu bir zaman, yani bir iş programı gibi düşünecek olursanız oteller Nisan'da açılacak. Aşı 20'şer günlük, 20-21 günlük periyotlarda iki kademeli aşı olacak. İkinci aşı olunca tamamlanıyor. İkincisini Nisan'dan önce, yani Mart'ın son haftasını tamamladığını düşünseniz 20 gün geriye gelseniz Mart'ın ilk haftasına geliyorsunuz. Oradan bir 14-15 gün geçtiğinde Şubat ayı gibi bizim de diğer meslek gruplarında olduğu gibi öncelikler arasında olmamız, hizmet vermemiz açısından en azından sertifika alan tesisler, tesislerini hemen açabilecek durumda olan tesisler için bir ayrıcalık, bir kolaylık ve ülke menfaatini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Şimdi izleyicilerimiz de sektörde sonradan bunu biz şimdi montajını yapıp YouTube'da da paylaşacağız. Çok kişilere ulaşıyor. Tuncay da zaten izliyor. Peki Fikret abi, Aşağıdaki ilk yazıları okuyor musunuz? okuyorum maşallah. İlgi çok güzel. Sağ olsunlar. Şimdi 2021 öngörünü alabilir miyim abi? 2021 ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani bir iyi senaryo, bir kötü senaryo gibi bir iki tane o Efendim, benim arkamda. kötü senaryo düşünmüyorum. Süper. 2021 güzel olacak. Kiraşı bulundu, uygulanmaya başlandı. Yani İşte şekil değiştiriyormuş, mutasyona uğruyormuş. Yani onlar eskiden de grip olunuyordu. Yani ben bu hastalığa yakalandım. Tabii ki bağışıklık sistemi düşük olan, ne denir, kronik rahatsızlıkları olan insanlar var. Kimse kimsenin, yani kaybettiğimiz çok değerli arkadaşlarımız, dostlarımız, değerli insanlar var. Bu hastalıktan geri dönüp sıkıntısı yaşayan olan insanlar var. Ya bu gripin değişik bir versiyonu olmasaydı iyiydi. Yani bir sürü senaryo var. İşte laboratuvarda üretildi de kaçtı. Bunlarla ilgili filmler seyrediyoruz. İşte herkes bir şeyler gösteriyor, söylüyor. Amerikalıların yapmış oldukları bütün filmler bir gerçeğe dayanarak senaryo oradan alınıyor, konuluyor diye düşünecek olursak Evet. bence 2021 yıl Sayın Bakanımız ne diyor? Turizmin hikayesini yazacağız. Yani biz Sayın Bakanımızın bu şeyini, vizyonunu benimseyeceğiz. AKTOB Başkanımızın söylediği, TÜRÜFET Başkanımızın söylediği gibi biz güvenli turizm sertifikası alan ve almak için başvuran tesisler olur. Evet, 2019'u bir şekilde yakalayamayız hemen birdenbire. Evet. Mecbur. Birdenbire yakalayamayız. Öyle bir sihirli bir değnek yok. 2006'da yaşanan Rusya krizinden sonra 2019'a gelinceye kadarki süreç kademe kademe oldu. Bu turizm çalışanları, turizm neferleri çok büyük özveriler göstererek 2016'daki krizi bir şekilde atlatarak, o büyük tesisler, sıkıntılar çekerek 2019'a geldik. 2019'da 14,5 milyon turist ağırlayan Antalya, 2020'de 3,5 milyon turist ağırladı. Birdenbire 14 milyona çıkmasını bekleyemeyiz. Yani hiçbir şekilde bekleyemeyiz. Ben kendi tesisimde 2019'da 200 bin kişi ağırlarken, 200 küsur bin kişi ağırlarken 2020'de 78-80 bin Evet. mertebesinde kaldık. 2021'de de 2019'un bütçesini yaptık. Yani biz yine Evet. 200 küsur bin kişi ağırlayacağız diye yaptık. Ama bu tabii çok zor bir hedef. Ama hedefiniz olmazsa, inanmazsanız, inançlarınız olmazsa bunları başaramazsınız. Ben, ekibim, çalışma arkadaşlarım, Otelciler Federasyonu'ndaki ve Otelciler Birliği'ndeki arkadaşlarımla birlikte biz inanıyoruz. Belgelerimizi alacağız, sertifikalarımızı alacağız. Devletin bize vereceği desteklere inanıyor ve güveniyoruz. Bunların devamını istiyoruz. İşte KDV'yi indirdiler, sağ olsunlar, tarihi belli. İşte kısa dönem çalışma devam ediyor Haziran'a kadar. Bunun uzatılmasını talep ediyor. Yani biz otelciler olarak elimizden geleni yapacağız. Devlet de bizi gözlüyor, gözlemliyor. Yani biz doluluğumuz %90, %80 doluluk elde ederken personel istihdamını da ona göre yapıyoruz.
%90 doluluk elde edemediğimizde, %30, %20'lerde kaldığımız dönemde de ben kış kadromdaki 300 personelimi istihdam ettim. Sağ olsun şirketimiz, devlet desteğini koydu. Aradaki farkı şirketimiz kapattı. Biz çalışan arkadaşlarımızın ekonomik sıkıntı çekmemeleri için tesisler olarak elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti gösteriyoruz. Fikret abi bir şey araya. İstihdamdaki şu önemli ama araya Tabii, girmeden bunu söyleyeyim lütfen. bitireyim. Yani Tamam. mesela sosyal sigortalar priminin bir süre daha uzatılması, alınmaması. Çünkü yaşamak zorunda, dik durmak Evet. zorunda işveren. Yani koca koca tesisler 600 oda 2000 kişiye yakın kapasitesi olan bir tesiste alkol alıyoruz, çok yüksek ÖTV ödüyoruz. Yani bizim rekabet içerisinde olduğumuz İspanya, Yunanistan değişik yani bu bant üzerindeki tesislerin yani pandemi nedeniyle KDV'yi düşürdüler sağ olsunlar çok teşekkür ediyoruz. Bunu uzun zamandır söylüyorduk. Ama istihdamdaki yük yani enerji çok pahalı. Yani bizim bütçelerimize, kostlarımıza baktığımızda elektrik, altyapı ve personel giderlerimiz her şeyi karşılıyor. Biz bugünden 2021'in kontratlarını yaptık. Ama piyasaya çıktığınızda otele aldığımız et, süt, yağ, peynir, işçilik giderlerimiz artıyor. Asgari ücret arttı. Ona göre çalışanlara zam yapmak durumundayız. Yani biz Türkiye'ye bacasız sanayiden para aktarma konusunda, döviz aktarma konusunda tesisler olarak, otelciler olarak elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Biz bunu gösterirken sorunlarımızı aktardığımız Sayın Turizm Bakanımız her türlü desteği gece gündüz başında da söyledim. AKTOB başkanımızla, TÜRAFET başkanımızla görüşerek bize her türlü desteği şu ana kadar sağladılar. Ama şirketlerin de kendine göre kapasiteleri var. Biz görüşüz. Bizimle eşdeğer olan, aynı değerde olan, dayanma gücü biraz daha fazla olan tesisler biraz daha dik durup biraz daha fazla personeli istihdam edebiliyoruz. Ve bu arkadaşların ailelerini, çoluklarını, çocuklarını düşünmek durumundayız. Türkiye genelindeki işsizlik oranlarının artmaması için bu sıkıntı bu şekilde devam edecek olursa müşteri yok, kimse yok. Otelde çalışanın sigortası, vergisi, şu su, bu su bunları ödemek işveren üzerine yük getiriyor. Yani bu işte hibe mi olur, destek mi olur, başka bir çözüm mü olur? Biz devletimize güveniyoruz, onların desteğine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Buyurun. Fikret abi, hemen biri zaten soracaklarıma cevap verdiniz de sormuşlar. Siz Turofet'te de yakın ilişkileriniz var. Bu 2021 için yeni kredi imkanları falan olacak mı? Otellerin açılma. Şimdi çok güzel özetlediniz işin açığı. Şimdi bakın Her ben kendi evet. tesisimden sorumluyum. Artı Evet. buraların yönetimindeyim. Bu konuyla ilgili başkanlarımız görüşüyorlar. Yani ben kredi konusunda bir şey söyleyemem. Yani kredi devlet bunları açıkladı. Kredinin şartlarını da Evet. açıkladı. Bazı arkadaşlarımız konuştuklarında açıklanan şartların birebir uygulanmadığını, kredi alamadıklarını, sıkıntı çektiğini söyleyen tesisler var. Biz bunu kendi bölgemden, ben Kemer'den aldığım duyumları, sıkıntıları başkanıma aktarıyorum. Başkanım da üste aktarıyor, Sayın Bakanımıza aktarıyor. Onlar da kademeli olarak sorunlarını bir şekilde çözüyorlar. Yani ülkenin de içinde bulunduğu ekonomik durum ortada. Yani sonuçta Evet. Türkiye, herkes kendi bütçesinden, insanlar ailelerinin bütçesini yapmakta zorlanırken, ülkede bugünlerde işte mecliste ülkenin bütçesi konuşuluyor, kendi bütçesini konuşuluyor. Sonuçta bütçe açıklanacak. Bu krediler nereden verilecek? Benim maaşımdan şuradan buradan Evet. verilecek. Kredilerin doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilere verilmesi, gerçek ihtiyaç sahipleri verilmesi, esnafın, kapıdaki taksicinin, bakkalın, bütün bunlar için de yani otellerin müşteri yok diye fiyat indirmek, fiyatı aşağı çekmek, yani bu tesisleri Avrupa ile rekabet edebilecek hale getirebilmek için, bu tesisleri yaşatabilmek için kırılan, öyle müşteri geliyor ki asansörün düğmesine basmayı bilmiyor. Öyle müşteri geliyor ki ayağını koltuğa uzatıyor, mobilyayı kırıyor, bir takım zararlar veriyor. Yani tesislerde her yılın sonunda bu pandemi olmasa bile 200 bin kişiyi, 300 bin kişiyi, 100 bin kişiyi ağırlayan tesisler Ekim ayında otellerini kapattıklarında Ekim'den Mart'a kadar tekrar bakım onarıma girmek, tesisleri yaşatmak zorundalar. Bu parası olan
Varsa kazandığı bir kazanç, kazancının bir kısmını bakım onarıma yönlendiriyor. Yoksa da bir kısmı devletten bir düşük faizli kredi alarak tesisi tekrar kullanılabilir hale getirip bir sonraki sezonu hazır hale getirmek istiyor. Yani kimse keyfinden kredi istemiyor. Mümkünse uygun şartlarda verilmesinin temin edilmesi konusunu başkanlarımız görüşüyorlar. Evet. Ben zaten demin araya girdim de insan kaynaklarına verdiğiniz önemi soracaktım. Anlattınız. Ağzınıza sağlık. Ya burada da şu bilinçte olması lazım herkesin. Ben de bir işletme sahibiyim. Bir sürü etkinlikler yapıyoruz. Bu artık patron, işçi, işveren, profesyonel diye bir şey kalmadı. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Sırt sırta vermemiz lazım. Daha çok kenetlenmemiz lazım ve bu günleri atlatmamız lazım. Devletteki kaynakta bir yere kadar oraya da anlayış göstermek lazım diye düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var, mesela bugün Moskova ile görüştüm, orada arkadaşlarımız var. Ayın 13'ünde Moskova'da aşılama başlamış. Evet. 100 ayrı noktada aşılama yapılıyormuş, internetten randevu alınıyormuş. O randevu içerisinde Ruslar kendi aşılarını kullanıyorlarmış, kendi Evet. aşılarını kullanıyorlarmış. Orada bir hafta içinde şey veriliyormuş, randevu veriliyormuş, hızlı bir şekilde aşılamaya devam ediliyormuş. Yani Moskova'nın 140 milyon Rusya'nın nüfusu var. Evet. Yani 13'ünden bugün ayın kaçı? Yani 16'sı 16'da. 800 bin kişi aşılanmış. Öyle Çok söylüyorlar. güzel. Çok süper. Süper. Yani bu aşılanma tamamlandığında internetten işte randevu alıyorlarmış. 100 yani 70-100 nokta arasında noktada aşılama yapılıyormuş. Almanya, İngiltere onlar da aşılamaya başladılar. Bizim ülkemizde de aşılanma başladı. Şimdi insanlar aşısın olduğu zaman ben aşım oldum. Artık bana bir şey olmaz. Ben çünkü geçen bir arkadaşımızla oturduk konuştuk. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra kulüpmetler ihtiyaçtan doğmuş. Yani insanlar bu savaştan sonra direkt işte bu kulüpmetleri Fransızlar o şekilde oluşturmuşlar dünyanın değişik yerlerinde ve bu insanları oralara tatile göndermişler. Şimdi bu pandemi insanları evde öyle bir noktaya getirdi ki boğuldular. Yani duyuyoruz sağdan soldan işte Evet. boşananlar, ayrılanlar, kavga edenler, strese girenler, insanlar tatil yapacaklar. İnsanlar gelecekler. Bizi Almanya'dan, Rusya'dan miraj olarak arayanlar var. Rezervasyonlar. Erken rezervasyon olayı yok. Yani o biraz olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü insanlar korkuyorlar. Paralarını geri 2020'deki birdenbire olduğu için parayı alanlar paraları harcadılar. Misafir de ben gelmeyeceğim, korkuyorum, vazgeçtim, benim paramı geri gönder dediğinde para yok, gönderemeyiz kardeşim. Seneye gel aynı tarihte dedik. Bir kısmını o şekilde gönderdik. Bir kısmı bir süre sonra çıktı geldi. İnsanlar gelmek istiyorlar. Biz onları almaya hazırız. Bunun için tüm otelciler olarak, tüm sektör olarak elimizden gelen her türlü çabayı Süper. sarf ediyoruz. Yani okuyorum bir takım kitaplar, Evet. broşürler, dergilerde bu işin uzmanları şey yapıyorlar, anlatıyorlar. Yani kabul edilebilir güvenlik önlemleri ve hijyeni sağlamamız gerekiyor. Rezervasyon politikalarında biraz esnek olmak gerekiyor. Rezervasyonlar eskiden bu erken rezervasyon dediğimiz bugünden Ağustos, Temmuz, Evet. Haziran aylarında, Eylül aylarında gelecek olan kişi tatilini belirliyordu. Şimdi insanlar bekliyorlar son dakika. Yani bana göre Mayıs'ın 15'inden sonra Haziran başı gibi filan her şey çok güzel olacak. Bütün tesiste herkes şeyini gardını ona göre alsın. Testlerini hazırlasın. Evet, Sonra evet, eleman evet. bulamadık demesinler. İstihdama Aynen. göz açsınlar. Fikret abi ağzına sağlık. Çok da böyle o kadar güzel akıcı anlattın ki 50 dakika bitmiş. Yani son 5 dakikamız falan. Şimdi ben de bir iki şey yapayım. Oradan Eren kardeşim de Almanya'da da 60 bin kişi günde aşılanıyormuş. Bunlar güzel şeyler. Umudumuzu da yitirmeyeceğiz. Ben size %100 katılıyorum. İnsanlar evde çok bunaldılar. Ortam Türkiye bana göre 2021'de büyük avantajlı durumda girecek bu işe. Hızlı hareket edebiliyoruz. Ve herkes tatile gidecek. Herkes çok bunaldı. Şimdi son bir soru soracağım. Yani onu da rahat rahat anlatın. Sizin çok kitap Şu okuduğunu maske düşünüyorum. önemli bak. Maske, Evet, mesafe, evet. hijyen. Lütfen yani herkes maskesini
Mesafesini Abi yerini reklama girme. korusun. Yayını kapatıyoruz bak abi. Reklama girme orada. Yine Fenerbahçeliğini yaptı yine. Rabut etme yayınımızı. Şimdi Fikret abi. Şimdi öncelikle harbiden çok teşekkür ediyorum. Nasıl geçti zaman anlamadım. Yani bazen biz böyle karşımızdakileri konuşturmak için de zorlanıyoruz ama çok akıcıydı. Şimdi ben bunu hep soruyorum. Gürüş bir tarafa bırakıyorum, oteli bir tarafa bırakıyorum, mimarlığı bir tarafa bırakıyorum, Akdoba, Ahtapa vesaireyi. Ben şimdi 20 yıllık abim Fikret Pardon, bunu abiye. söylerken şunu da oradan lütfen tekrar et. Yani başkanımız Yeliz Hanım da bu konuda özellikle şey yapıyor. 2020 Patara yılı ilan edildi ama bu pandemi nedeniyle o gürültüye geldi. Patara Antalya için çok önemli. 2021 yılının Patara yılı olması konusunda ata olarak çok uğraşlar gösteriyoruz. Başkanımız özellikle bu konuda çok uğraş gösteriyor. Lütfen siz de bu konuda Turizm Today olarak diğer sektöre emek veren kurumlar, kuruluşlar olarak 2021'in Antalya için her vilayetin mutlaka kendisi için önemli olan bir şeyleri var ama Antalya Türk turizmi için, dünya turizmi için çok önemli bir yer. Bu yılı da Patara yılı olarak kutlanması konusunda desteklerinizi sizden rica ediyorum özellikle. Seve seve abi elimizden geleni yaparız. Zaten Yeliz Başkanımı da alacağım. O da haksız bazen sistem yapıyor. Sektörde bayan iş insanı az diyor. Onlara biraz daha önem verin diyor. Onlar da haklı. Zaten alacağız da onları da. Şimdi resmi tarafı bıraktım. Tam kaynatmadan şey yapayım. Bütün title'ları bir kenara bırakıyoruz. Benim o samimi Fikret abime soruyorum. Fikret abi pandemi sana ne öğretti ya? Yani bir yıldır böyle harbiden ilginç. Ya düşün biz seninle herhalde bir iki kez görüşebildik ki. Nereden baksan haftada bir iki görüşürdük. Tavla muhabbetleri olur vesaire vesaire. Senin böyle belli etmediğin ama Pandemi. inanın. Evet Pandemi bizi insancıl da geçmişe. evet. İnsancıl yanın da şeydir. Abi 3 dakika vaktimiz de var rahat rahat. Ya var 3-5 dakika vaktimiz var. Fikret abimden bu pandemiyle ilgili insani şeylerini öğrenmek istiyorum ben duygularını. Pandemi bizi geçmişe götürdü aslında. Şimdi ben yeni yaşım 64. Bunu kimseden saklamanın bir anlamı yok ama bizim zamanımızda 74 yılında Dünya Kupası oynanırken bizim evimize televizyon çok ağladık, sızladık. Komşular da gece kapatıyordu komşunun babası. Böyle vurulunda ITT Şaplorens denen bir Ay. televizyonla biz o zaman öğrenmiştik. O zaman komşulara gezmeye gidiliyordu, oturuluyordu. İnsanlar birbirlerine gidip geliyordu. Her evde televizyon yoktu. Sonra teknolojinin ve çağın ilerlemesiyle birlikte cep telefonu hayatımıza girdiğinde ben hep böyle çekerim arada bir. Kendim de çok telefon tutkunu oldum. Telefon oldu mu insan televizyon bile seyretmiyor. Eşini, dostunu, arkadaşlarını. Yani bir kere unuttuğumuz değer, ben 3 ay burada otelin bahçesinde kaldım. Doğayla baş başa kaldım. Yani otelin bahçesi bizim her tesis çok güzel ama ben bir de kendim yaptığım için burayı, buranın bahçesini çok seviyorum. Yani 110 dönüm arazide 55 dönüm bahçe var. Her çeşit ağaç var, bitki var. Dalgaların sesi, denizin sesi. Denizde yunusları gördük. Kaplumbağaları gördüm. Kirpileri gördüm. Yani otelin bahçesinde. Yani kimse yok çünkü. Şimdi bir yerlerden çıktılar ortaya. Göletimizdeki balıkların ürediğini gördüm. Yani korkudan eşe, dosta, akrabaya, anneye, babaya gidemedik. Yani korkudan gidilmedi bazı şeylere. Ama öyle değerler var ki biz eskiye biraz dönmemiz lazım. Eski değerlerimize dönmemiz lazım. Şu cep telefonunu başta ben olmak üzere hayatımızdan çıkarmamız lazım. Birbirlerimize şu pandemiden sonra akşam oturmalarına gidip arkadaşlar, dostlar arasında dostane toplantıları, konuşmaları yapmamız lazım. Biz millet olarak, ülke olarak büyüklerini seven, sayan, saygı gösteren insanlarız. Kardeşlik, arkadaşlık bizler için çok önemli. Arkadaşlığı, dostluğu, kardeşliği, sevgiyi tekrar hatırlamak lazım. Birbirimizin iyi gününde. Ya cenazeye gidiyorsunuz 30 kişiyle. Yani kardeşim doktor, aman abi gözünü seveyim, kendine dikkat et. Yani bir terslik olursa gelemem. Yani kardeşiniz cenazenize gelemiyor. Öyle bir ortama geliyorsunuz. Yani burada herkes dikkat edecek. Herkes koruyacak. Yani korkudan oluyor bazı şeyler diyorlar. Yani ben hiç korkmadan oraya, şuraya, buraya gittim, geldim. Hiç ummadığım bir yerden, ummadığım bir şekilde de bu rahatsızlığı kaptım. Nereden, kimin, nasıl geleceği belli değil. Herkes tedbirini alacak, dikkatini alacak.
aşı yani bir şekilde bir sürü aşı olduk bugüne kadar. Hangi aşıyı sorguladık? Evet. Yani çiçeğinden, su çiçeğinden, kızamık, boğmaca bir dünya aşı olduk ve biz bunların hiçbirini sorgulamadık. Ama bugün işte teknolojinin nimetleri, işte oradan birisi bir şey söylüyor. Buna inanılıyor. Benim kardeşlerim hekim, onlar oldular. Bekliyoruz şimdi, İngilizce mi öğrenecekler, Çince mi öğrenecekler. Yani benim kardeşim Türkçem ilerledi, biraz daha hızlı konuşabiliyorum abi, ben de etkisi bu oldu dedi bana. Süper. Yani sevginin, saygının, her şeyden önce sevginin, saygının olduğu bir toplumun fertleri olmak durumundayız. Birbirimize sevgi, saygı göstermek zorundayız. Yani iyi günde, hastalıkta, sağlıkta, her zaman, her yerde birbirimize destek olacağız. Ben turizm sektöründe çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma, başta kendi tesisimdeki arkadaşlar ve diğer tesiste olan, benimle geçmişte çalışıp ayrılan, şu anda başka yerde olan herkese öncelikle sağlık diliyorum. Çünkü sağlığınız varsa her şeye sahipsiniz. Sağlığınız yoksa, paranız da olsa, pulunuz da olsa, ya şekerim yüksek çıktı diyorlar, tatlı yemiyorsun. Şekerim bilmem ne diyorlar, bir kadeh rakı içemiyorsun. Yani bütün bunların her şeyi sağlıkla. Yani öncelikle herkes kendi sağlığını, kendinin doktoru olmalı. Yani annemin söylediği gibi, doktor bey ben yumurta yediğim zaman midem ağrıyor dediğinde, yeme o zaman teyzeciğim diyordu. Yani kendi doktorumuz kendimiz olacağız. Herkes sağlığına dikkat edecek, kendi sağlığına dikkat ederken de yönetici ise alt kademenin, çocuklarının, ailesinin sağlığına dikkat edecek. Böyle bir güzel program için teşekkür ediyorum. Bizi yetiştiren, bize emek veren, bize destek veren, bu tip toplantılarda işte konuşma şansı veren herkese ben teşekkür ediyorum. Bu ülkenin bir ferdi olarak yine söylüyorum, Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini, yurtta turizm, cihanda turizm deyip herkesin 2021 yılında çok iyi bir turizm şartları geliyor. Maske, mesafe ve hijyeni korumak koşuluyla sertifikalarınızı alın, tesislerinizi açın ve bekleyin, gelecekler. Fikret abi çok teşekkür ediyorum. Ben de bir kelime edip yayını kapatacağım. İyi ki sizleri tanıma fırsatım oldu. Siz bizim 68 kuşağı diyeyim sizlere. Ben Sizlerle değilim, ben birlikte bir kuşak sonra. ya böyle diyeyim yani. İyi ki sizlerle birlikte ben de bu turizmin içerisinde bizlere de abilik yaptınız. Yeri geldi dava arkadaşlığı yaptık, koşturduk ama bu yayınların ben en güzel tarafı şu benim için de ne kadar dost ve insan biriktirdiğimizi görüyoruz. İzleyicilerimiz de hep şunu söylüyor, o da beni çok mutlu ediyor. Hayatımızda gördüğümüz en samimi sohbetleri siz yaptınız diyorlar. Yani orada hani baktığınız zaman Fettah Tamince diyorsunuz, Neşet Koçkar diyorsunuz ama hepsi bir insan ve burada hep insani duygularımızı paylaşıyoruz. Sizler de bu samimi duygularınız için teşekkür ediyorum. Yayını kapatıyorum. YouTube'a şimdi birazdan yükleyeceğiz 1-2 saatte. En kısa sürede de Fikret abi şöyle sarılalım bir tavla oynayalım yani. Ben de bir dersimi alayım senden. Teşekkür Görüşmek ediyorum. üzere. Teşekkür Görüşmek ediyorum. üzere. Herkese Sağ ol. selam ve saygılar. Sağlıklı bir 2021 olsun. Görüşmek Sağ üzere. ol abi. Teşekkürler. Görüşmek üzere.